Dünya önce İngiltere medyası gözlüğüyle bakalım. Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait tırlarla Suriye'deki gruplara silah götürüldüğü haberi nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, İngiliz Guardian gazetesinde yayımlanan yazısında devlet sırrı ya da devlet güvenliği gibi gerekçelerin devletin suç işlemesine izin vermediğini belirtti. Dündar'ın Erdoğan ve Suriye ile ilgili gerçeği açığa çıkardım, bunun için beni hapse attırdı başlıklı yazısından bölümler aktaralım. Diyor ki Can Dündar Guardian'daki yazısında, Türkiye'de hükümetin kendisi kadar eski bir tartışma yeniden gündemde, bu kez konuyu Türk hükümetinin Suriye'ye gizli silah sevkiyatını yeniden gündeme taşıdı. Hükümet derhal konvoyu durduran jandarma komutanı ve savcıyı açığa aldı ve tutuklattırdı diyerek hatırlatıyor gelişmeleri İngiliz okuyucular için Can Dündar. Ve tutuklanmadan 10 gün önce Cumhuriyet adına sınır tanımayan gazeteciler örgütünün basın özgürlüğü ödülünü aldığını da hatırlatıyor. Tutuklanmamız konusunda yerel ve uluslararası basında insan hakları örgütlerinin eleştirileri üzerine Adalet Bakanı her ülkenin güvenlik konusunda hassas olduğunu söyledi ve Julian Assange ve Edward Snowden'ı örnek gösterdi. Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi cevap verdi. Biz bilgiyi sızdıranın peşine düştük, yayımlayanın değil diye yanıt verdi. Ve casusluk suçlamasıyla karşı karşıya olan ve İstanbul'da hücreye atılan bir gazeteci olarak bu sorulara yanıt arıyorum ve vardığım sonuç şu ki hiçbir devlet sırrı etiketi ya da devlet güvenliği gerekçesi devlet suçuna izin vermez. Bu nedenle kendimi Winston Churchill'in sözleriyle savunuyorum. Resmi sırlar yasası ulusal savunma için çıkarıldı ve gerçeğin gizlenmesinde kişisel çıkarları bulunan hükümet yetkililerini korumak için kullanılmamalı, dedi Can Dündar. Guardian'dan bir başka haber, Putin'in konuşmalarından oluşan 400 sayfalık bir kitabın milletvekilleri ve diğer siyasilere yılbaşı hediyesi olarak dağıtıldığı belirtilmiş. Habere göre Dünyayı Değiştiren Sözler adlı kitabı basan Kremlin yanlısı gençlik grubundan bir yıl önce Putin'in eski konuşmalarını okurken öngörülerinin tamamen gerçekleştiğini fark ettik. Bunun üzerine tüm konuşmalarını incelemeye karar verdik ve gördük ki daha önce söylediği şeyler ya oluyor ya da olmak üzere, demiş gençler. Tüm bu konuşmaları okuyunca söylem ve düşüncelerinin açık bir sistemi olduğunu görüyorsunuz. Birçok kişi onun ne yapacağı kestirilemeyen ve tutarsız bir olduğunu söylüyor. Oysa tamamen şeffaf, açık ve mantıklı. Kitapta 19 makale ve konuşma yer alıyor. Putin'in 2003'teki bir konuşmasıyla başlayan kitap, Rus liderin bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla sona eriyor. Volodin, kitabın masraflarını kimin üstlendiğini söylemedi. Haberde grubun Kremlin'e yakın olduğunun bilindiği belirtiliyor. Grubun internet sitesinde Vladimir Putin, Rusların babası olarak nitelendiriliyor. Babayla birlikteyiz, onunla aynı fikirdeyiz. Babanın gücüyle savaşmayız. O gücü paylaşır, kullanmayı öğrenir ve babayla birlikte enerjisini günümüze ve geleceğe yönlendiririz, demiş gençler. Baba diyorlar Putin'e. Tabii baba, biliyorsunuz Özker Hoca baba diye yazdığı için Denktaş tarafından dava edilmiş ve malları, mal varlığı haczedilmişti. Daha sonra da ileri basım evinin aynı şekilde haczi söz konusu olmuştu. Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, kitaptan dün haber olduğunu söyledi. Kitabın kapağında Putin'in vuruldukça daha da güçleniyoruz, Rusya benim hayatım ve kefir içerim gibi sözleri yer alıyor. Guardian, kitabın Ocak sonunda satışa sunulacağını aktardığı haberinde ekonomik durumun kötüleşmesine rağmen Putin'e desteğin tüm zamanların en yüksek seviyesinde seyrettiğini ve yeni bir kişilik kültünün ortaya çıkmaya başladığını belirtiyor. Tüm ülkede havaalanlarında Putin'in fotoğrafının yer aldığı tişörtler, kupalar, buzdolabı mıknatısları, hatta Putin'den esinlenilen bir parfüm bile satılıyor. Kokuyu çıkaran şirket parfümü yumuşak ama aynı zamanda çok sert diye tanımlamış. Evet, Putin putlaştırılıyor. Sonundaki in ekini çıkarıp Putin putlaştırılıyor. Putin put kelimesi oradan türemedi. Tam bir put haline getiriliyor ve yaşarken bu şekilde anıtları, posterleri, tişörtleri, hatta kokuları çıktığına göre yavaş yavaş Putin de ciddi bir tek adam rolüne soyunuyor demek
bir gibi algılamak mümkün. Şimdi Türkiye'de çıkan gazetelere göz atacağız değerli izleyenler. Türkiye'de bugün çıkan gazeteler ne yazdı? Bugün gazetesi seçimde çaldırdınız saz, şimdi de ağlayın biraz demiş. Sazcı Selahattin'in Kürdistan'dan ve bağımsız devletten söz etmesi Aydın Doğan'ın adamlarının aklını başına getirdi. Doğan Medya'nın kalemşörleri seçimde yere göğe sığdıramadığı, saz çaldırıp övgüler yağdırdığı Demirtaş'a şimdi ateş püskürüyor denilmiş. Ve Selahattin Demirtaş için sazcı Selahattin ifadesini kullanıyor bugün gazetesi. Çok ayıp. Çok 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 ayıp. Ve bu ayıplar gazetelerin manşetlerinde Selahattin Demirtaş'ı, bir parti başkanını sazcı Selahattin diye niteliyor, etiketliyor. Öfke besletmek için toplumda ve ötekileştirmek için kullanılan sözcükler bunlar. Nefret söylemi suçtur tabii ki demokratik ülkelerde. Gizli tanık savcıya her şeyi anlattı. Baykal'ı tam 17 yıl dinledik, izledik demiş. Maşallah. Deniz Baykal'a yönelik kaset kumpanyası soruşturmasında ifade veren gizli tanığın anlattıkları FETÖ'nün siyaseti dizayn etme çabalarının delili oldu. FETÖ'de biliyorsunuz Fethullah Gülencilere FETÖ ve onların sanki bir örgütü varmış gibi verilmiş bir sanal isim. Cumhuriyet özellik fırtınası manşetini attı. Davutoğlu'ndan HDP'ye kaçak çay tepkisi. Ciddiyeti unutana haddini bildiririz. Demirtaş savaş şehirlere taşındı dedi. Devlet çok önceden savaş planı yaptı dedi. Özellik fırtınası ve Adalet Bakanı Bozdağ Demirtaş'ın sözleri ihanet dedi. Başsavcılık kongreye soruşturma başlattı. Demokratik Toplum Kongresi'nin aldığı özellik talebi de içeren öngörüler bu şekilde yer aldı. Habertürk'te bu neyin mücadelesi? Anam Kürt, babam Kürt. Cizre şehidinin babası böyle isyan etti. PKK bombasıyla şehit olan Er Necati Yenikapı'nın babası ibretlik sözleriyle Türkiye'ye mesaj verdi. 10 markaya Rusya vizesi, beyaz listedeki Türk giyim markaları Rusya'ya ürün göndermeye başladı. Yavaş yavaş ılıyor iki ülke arasındaki gerilen ilişkiler. Kurşun yağıyor, Hürriyet'in manşeti. Hürriyet Sur kasabasına girdi. Her sokak başında polis mevzisi var ve Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının 27. günüydü dün. Sokakta eller tetikte. PKK'lı teröristlerle çatışmalar devam ediyor. Arada roket ve top mermisi sesleri de duyuluyor denilmiş ve İsmet Berkan ekibiyle birlikte gidip Hürriyet adına Sur'daki çatışmaları izledi. Milliyet özerkliğe soruşturma manşetini attı. Ankara Basın Savcılığı HDP eş başkanı Demirtaş'a, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da DTK için soruşturma başlattı denilmiş. Tartıştırmam diyor Davutoğlu. Özerkliği IŞİD'in hedefi kiliseler, terör örgütünün büyük Avrupa saldırısına hazırlandığı, eğitilmiş militanlarını Libya'dan İtalya'ya gönderdiği öğrenildi. Sözcü gazetesi mescit bahane demiş. Türkiye'nin en saygın üniversitesi ODTÜ'yü hedefe koydular. AKP'lilerin inanç özgürlüğü engelleniyor, mescit yok diyerek lince kalkıştığı ODTÜ'de 14 mescit ve 2000 kişilik cami var. Asıl amaç ise TR uzantısı verme yetkisini ODTÜ'den almak, yasakları yaymak. Vatan ölmemi mi istiyorlar demiş. Türkiye'de ilk kez mahkeme kararıyla karaciğer nakli olan Benjamin Toker yaşadıklarını vatana anlattı. Etik kurula ölmemi mi istiyorlar diye itirazda bulundu. Ve doğrusu başkanlık dedi ve başkanlık sistemini Davutoğlu'nun da savunduğunu söylüyor. Zaman gazetesi mavi gören kuş hangisidir diye sormuş. Danıştay'ın görevine iade ettiği müdürlere şimdi de mülakat çilesi. Danıştay kararına rağmen 8403 okul müdürünü görevine iade etmeyerek anayasa suçu işleyen Eğitim Bakanlığı bu kez mülakat şartı getirdiği müdürlere yöneltilen ilginç sorular şaşkınlığa yol açtı. Türk Eğitim Sen yöneticisi Mustafa Kavlu, ağzınızla kuş tutsanız da sizi seçmeyeceğiz diyorlar şeklinde tepki gösterdi. Sendika mülakatı yargıya taşıdı denilmiş. Değerli izleyenler,
Böylelikle İngiltere'de ve Türkiye'de çıkan gazetelerinde ön sayfalarına yansıyan başlıkları sizlerle paylaştık. Dünya bölümümüzü de bitirdik.